diyor ki mesela gayet zengin, nihayet derecede sanatkar ve çok sanatlarda mahir, usta bir zat sanat eserini hem kıymetli servetini göstermek için adi bir miskin adamı modellik vazifesini gördürmek için bir ücrete mukabil bir saatte murasa musanna yaptı, sanatlı yaptı gömleği giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tebdil eder, değiştirir. Hem her nevi sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? Misal anladınız mı? Birine diyor ki gel biraz bir saatlik bir modellik yap, sana parasını vereceğim. Kabul ediyor, onun üzerine elbise giydiriyor, kesiyor, değiştiriyor, güzelleştiriyor, skinleştiriyor. Şimdi o ücretli adam diyebilir mi? Sen bana zahmet veriyorsun. Diyemez. Şimdi niye? Parasını vermiş. Elbiseyi kestiği zaman o adam diyebilir mi? Ya kesme, niye bozuyorsun diyebilir mi? Diyemez. Niye? Çünkü elbise onun değil. Şimdi işte aynen onun gibi Sani Zülcelal, Cenab-ı Hak fatır-ı bir misal Allah-u Teala zihayata, insanlara göz, kulak, akıl, kalp gibi havas ve letaif ile murassa olarak giydirdiği vücut gömleğini Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için Allah-u Teala bize giydirdi bu vücut gömleğini kendi isimlerinin nakışlarını göstermek için çok haller içinde çevirir. Çok vaziyetlerde değiştirir. Mesela açlık olmasaydı biz Allah'ın Rezzak ismini bilebilir miydik? Evet. Bilemezdik. Eğer hastalık olmasa biz Allah'ın şafi olduğunu bilebilir miydik? Bilemezdik. Demek ki Allah tarafı bize bu vücudu giydirmiş. Ücreti nerede verecek? Öldükten sonra. Ahirete verecek. Yani burada bize vermediği ne varsa orada bize verecek. Ha, bu yüzden niye bunu gösteriyor? Bize kendini tanıtırıyor. Bak ben istersen bunu yaparım. İstersen bunu yaparım. İstersen bunu yaparım. İstersen bunu yaparım. Her şey benimdir. Hiç bu şekilde kendini göstermek istiyor. Mesela Şafi ismi, mesela biz cennette olsaydık, dünya gelmeseydik, Allah'ın Gafur ismini bilemezdik. Bilemezdik. Çünkü günah işlemeyecektik ki Allah'ın affedici olduğunu bilebilelim. Ve de Allah'ın Sabır ismini, Sabur ismi var mesela. Onu bilemezdik cennette olsaydık. Allah tabisi dünyaya gönderiyor. Kimisi çok zengin, kimisi çok fakir. Kimisi uzun boylu, kimisi kısa boylu, kimisi zayıf, kimisi şişman. Bu şekilde Allah tabisi kendini tanıtırıyor. Bak ben istediğimi istediğim şekilde yapabilirim. Yani madem bu kadar güçlü bir Rabbimiz var, bize bu kadar yakın, bizi bu kadar bilen bir Rabbimiz vardır. Bize düşen nedir abi? Teslimiyettir. Teslimiyettir, doğru. Malikel mulki yetasarrafu fi mulkihi keyfe yaşa. Yani mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Şimdi elimi ben mi yaptım? Yok. Gözümü yok. Aklımı yok. Ayaklarımı yok. Hiçbirini ben yapmamış. Hiçbirini ben yapmamış. Hepsi bana emanet. Aynen. Hepsini yapmış, bana vermiş. Bana düşen nedir? Bana verdikleri için ona şükretmek. Şimdi başka bir misal daha geçiyor. Diyor ki, bir zengin biri bir tane bir çare tutuyor, bir minare çıkarıyor. Minarenin her basamanda bir hediye veriyor. En üstte de daha büyük bir hediye veriyor. Şimdi o bir çare adam başka minarelere bakıyor. Diyor ki, ya bu minare niye o kadar büyük değil? Niye daha yükseğe çıkmadın diye itiraz edebilir mi? Yok, onun hakkı nedir? Her verilene teşekkür etmektir. Hakkı odur. Yoksa başkasına bakıp, ya niye ben de onun gibi olmadım diyemez. Şimdi Allah-u Teala kendime bakıyorum. Birçok noktada eksiklerim vardır. Peki çok zengin değilim, çok yakışıklı değilim, çok böyle güzel bir hayatım yoktur. Ama kendime daha kötülere bakıyorum, durumu daha iyi olmayanlara bakıyorum. Halime ne yapmam lazım? Şükredim. Şükretmem lazım. Yani buna da şükür. Herkesten daha aşağıda olan birileri vardır. Bir de diyor ki, eğer bir gözün körse iki göz olmayan amalara bak. Bir kolun kırıksa iki kolu olmayanlara bak diyor, haline şükret. Evet. Bu vaziyetimiz Allah'a şükretmektir, teşekkür etmektir. Bir de bu dünya hayatı var ya abi. Yani bu sahil var ya mesela, bu deniz mesela, bu göl. Yani bir damla kadardır dünya hayat. Tabii o cennet hayatına, o sonsuz ebedi hayata göre bu dünya hayatı bir damladır. Bir damlayı vereceksen Allah yolunda sonsuz bir hayat güzellik kazanacaksın. Onu vermeyen sonsuz bir azap kazanıyor. Aynen. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun.